Evet sevgili arkadaşlar bu program ve diğer bütün videolarımız sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmakta. Golvar.com'dan siz değerli takipçilerime inşallah forma çekilişi var. Ancak ben asıl bombayı çok daha değişik bir şekilde patlatmak istiyorum. Ee, eğer bu kanalın abone sayısı yaz dönemine kadar 35-40 bin belki 38 bin diyelim ya Kayseri'nin plaka kodu olsun bu kanalın abone sayısı yaz dönemine kadar 38 bini geçersen size var ya inanamayacağınız bir şeyi bir kişiye dağıtsam ayıp olur. 3 kişiye birden vereceğim. İnanamayacağınız kadar. Maddi değerinden bahsedeyim arkadaşlar. 7500 TL ile 15000 TL arasında değişen ve günlük hayatta kullanabileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. İnanamayacağınız bir şey dağıtacağım. Sözüm söz 38.000'i geçersek inanamayacağınız bir şey dağıtacağım. Hocam işte o kanal o kadar kazanıyor mu ya falan ee, yok sponsor var bir sponsor e, ile görüşmemiz var. Eğer o da olursa golbar.com'dan hariç bir sponsor görüşmemiz var. Olursa sözüm söz olsun yani inanamayacağınız bir şey 7500 ile 15000 TL arasında şu anki değeri. <laughs> yani dolar euro bazında söyleyeyim euro bazında e, 500 euro ile e, 1000 euro arasında değişen bir fiyatı var. Yani o şekilde söyleyeyim dolar euro artarsa da bilin. Ama tabii ki de kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Siz bilirsiniz. İsterseniz olmayın. Gidin akrabasına, eniştesine, görümcesine, halasına forma çıkartan. İşte bu tweet'i tweet'ler, retweet'ler kesinlikle kazanacaksın. Kazananlar şubatta da dahil edecek. Bizde öyle bir durum yok. Biz açık açık herkese numara veriyoruz. Sizin numaranız şu, senin numaran şu 70 90 150. Canlı yayında da çekiliş yapıyoruz. Tıklıyoruz. Yani bakın bu herkese açık. İsterseniz 15 kere yapayım. Böyle olacak diye gösteriyoruz. Bizimki şeffaf. Bilginiz olsun. <laughs> Fenerbahçe'nin haberlerine geçelim artık. Fenerbahçe'nin Antalya kampı son erdi. 6 günden 6 gün süren Antalya kampı e, sabah saatlerinde gerçekleştiren idmanla tamamlandı. Fenerbahçe'de Luis Gustavo takımdan ayrı program dahilinde ee, ...çalışırken Serdar Aziz günü bireysel antrenmanla tamamladı. Yani Serdar Aziz de oraya bir nevi turistik geziye gitmiş oldu. Filip Novak da e, günü tedaviyle noktaladı. Ve Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü. 5'e 2 koşu falan filan geçiniz arkadaşlar. Peki hocam bu kamp işe yaradı mı? Bize sen ondan bahset. Yani e, senin dediğin gibi turistik geziye mi gittiler... Ne yaptılar? Ondan bir bahset diye. Yaramış olabilir. Ee, Antalya' Antalya'yla ilgili çok güzel anılarım var. Bir gün canlı yayında hatırlatın da size bir şey anısını anlatayım. Bir bir şampanya anısı var Antalya'da. Bir şampanya anısı anlatayım size. <laughs> Hocam senden hiç beklemezdik. Yok öyle değil. Merak etmeyin. Ee, anıyı anlattığım zaman sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Valla takım sahaya çıkar. O zaman görürüz. İşe yaradı mı? Yaramadı mı? Turistik geziye mi gittiler? Göreceğiz. Fenerbahçe haberlerinden bir diğer habere geçtik. Origi için yeni teklif. Bu arada günün transfer haberleri ve duyumları e, devam ediyor. Fenerbahçe biliyorsunuz Trabzonspor'un 17 puan gerisinde. Şampiyonluk şansı sıfırın altında ikisilerde. Ve Liverpool'da forma şansı bulamayan Divock Origi için Yeni teklif yaptığı bildiriliyor demiş. E, Klopp'un forvet hattındaki eksikler nedeniyle buna onay vermedi. Premier Lig'de sadece 3 maçta 38 dakika şans bulup ona rağmen 2 gol attığı e, ortadayken nasıl olacak diyeyim. Şimdi ben size bir soru soracağım. Duyum değil. Samimiyetime söylüyorum. Duyum değil. Sadece fikrinizi almak için soruyorum. Şimdi ben Ali Koç'um. Allah göstermeyin. E, yok yani ben Ali Koç olsam. Löv'ü getirecek olsam. Bak Löv'ü getirecek olsam. Size desem ki arkadaşlar sezon sonunda dünyada sözleşmesi biten yıldız futbolcuları çıkarın bana. Siz de bana 15 tane futbolcu çıkarttınız. Ama böyle pes tabiriyle 80 üzeri. İşte Origi, Adnan Yanuzay, işte Pavon, ne bileyim hani Boateng falan yapıyorduk ya geçen sene. Çıkarttınız. 11 tane babalar gibi isim çıkarttınız. Ben de yaz transfer dönemi olmadan Löv'le anlaştım. Löv'e dedim ki git bunlardan istediğin kadarını getir ama seninle benim aramda kesinlikle hiçbir yere açıklamada bulunmasınlar. Düşük maliyetle yıllık ücret işte düşük yıllık ücret ama şampiyonluk primi, işte Şampiyonlar Ligi primi, işte oynama primi diye getirelim desek. Size soruyorum, 11 tane futbolcu alabilir miyim, alamaz mıyım? Net olarak alırım. %1 milyon alırım. Yüzde bir milyon alır. Hocam iyi de biz nasıl karşılayacağız şöyle böyle. Ya sen al bak nasıl karşılıyorsun. 11'i geçtim. 7 tane 8 tane alır mıyız? Yüzde kat milyon alırız. 8 tane aldın. Yaz transfer döneminde senin satıp para kazanabileceğin futbolcu sayısı epey yüksek mi? Epey yüksek. Salahisi, Kim Minji'si, Altay'ı, hatta kiradaki Ozan'ı, belki diyorum hani belki Valencia'sı, Osayi'si, Ferdi'si, şunu bunu falan filan. Ben diyorum ki size Yapılanma dediğim böyle olur. O ile anlaşırsın. Pavon'la anlaşırsın. Onunla anlaşırsın. Bununla anlaşırsın. Bu sene gitti. Tamam. Bu sene hiç, hiç, kimsenin lafı yok. Gitti bitti. Seneye bir kadro çıkartırsın. Ulan arkadaş sağ bekin var, sol bekin canavar. Hani şimdi mesela Konan'ı falan almaya çalışıyorsun. böyle bir kadro çıkartırsın. Herkes ağam başım gözüm üstüne der. Ama biz takılmışız bir saçmalığın peşine. Ben diyorum ki eğer yapılanmaya gidiyorsan dediğim gibi bir yapılanma yap. Önce hocanı iyi seç, sonra hocana full yetki ver de ki git benim adıma sen transfer yap. Bu takımın hocası sensin. Karışmıyorum işine de. İnanın başarı böyle gelir ve bu başarı sürdürülebilir başarı olur arka arkaya yıllar boyunca. Çok basit bir soru daha sorayım. Özür diliyorum bayağı dakikanızı çaldım ama 8 tane babalar gibi futbolcu aldın bak. Babalar gibi futbolcu aldın. Yani babalar gibi futbolcu aldın 8 tane. Üç tane de işte dört tane Türk oynatmak zorundasın. İşte bir tane altyapından olmak zorunda. Sıkıntı değil. Bu futbolcularla minimum üçer sene sözleşme imzaladım. Ve bu futbolcuların hepsi tutsa, hepsi tutsa, sezon sonu oldu, altyapıdan bu futbolcu çıkarmak zorundasın, Türk almak zorundasın, etmek zorundasın. Belki 3 sene boyunca transfere bile ihtiyacın yok. Üç sene boyunca bir kişiyi alayım, iki alayım, sözleşmesi boşa çıkmış, üçe alayım, fırsat transferi, işte dörde alayım, takas yapayım, yediye satayım. Fenerbahçe'nin kurtuluşu burada. Şampiyonluk bile kurtuluş değil. Şampiyon olduğunu diye Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu. 25 milyon euro o 15'te çarp şöyle böyle falan artık o da kurtuluş değil. Şimdi Fenerbahçe'ye kötü bir haber var. Nereden kötü bir haber var? Benfica'dan. Haris Seferovic'in aldığı e, ara transfer döneminde Fenerbahçe biliyorsunuz Haris Seferovic karar almıştı ve İsviçreli futbolcuyu Almak istiyordu ancak bu transfer zora girdi diyor haberde. Fenerbahçe yıllardır kadrosuna bir takviye yapmanın peşinde. Yıllardır. Ancak kötü haber geldi diyor. Ara transfer döneminde bu transferin gerçekleşme ihtimali zora girdi. Ojogun'un haberine göre Haris Seferovic ara transferde gitmeyi düşünmüyor. Hazirana kadar takımda kalmayı düşünüyor. Ve e, Benfica'nın sadece ciddi bir bonservis bedeli gelirse o zaman bırakabileceği iddiaları var. Hatta Mallorca'ya da olumsuz bir cevap verdiler diyor. Lazio'dan Vedat'ı kadrosuna kattılar. Satın alma opsiyonu şekilde. Biliyorsunuz Mallorca. Ama Seferovic için de kapıyı çalıklandı. Aynı cevap vardı diyor. Ben Seferovic konusunda bekleyin diyorum arkadaşlar. Bekleyin. Olabilir, olmayabilir. Bence olmama ihtimali %99.9 Olma ihtimali düşük. Ama bekleyin. Niye bekleyin diyorum? hep birlikte bekleyip göreceğiz. He he hocam kelime oyunu yapıyorsun. Bekleyin diyorsun bekliyoruz. Bekleyelim. Şimdi Allah yar bugün açıklanıyor haberi var. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe Allah yarı Acun Ulucan'ın takımı Hal City'ye gönderdi. Anlaşma sağlandı. Ancak açıklama gelmedi. Şimdi iyi niyetli bir soru sorayım. Futbolcu transfer olduğu takım tarafından mı açıklanmalı? Gitti takım tarafından. Tabii ki transfer olduğu takım tarafında. Şimdi i̇şte Fenerbahçe e, Seferovic'i almış olsa Benfica'nın açıklaması mı uygun olur? Fenerbahçe'nin tabii ki Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe diyecek ki biz Seferovic'i aldık. Benfica taraftarı, o bu ne biçim iletişimsizlik? Önce biz açıklamalıydık." diyemez. Doğru mu? Doğru. İşte bence bu konuda biraz fazla e, şey yapıyoruz. Yükleniyoruz. Bence Benfica şey Allah yar konusunda rakibi yani Hal City'nin açıklaması daha doğru. 750 bin euro ile alınmıştı. Şimdi 4,5 milyon euro artı sonraki satıştan pay falan filan. Bizim financial fair play tamamen biter. Çünkü düşük bir miktar satış yapmamız lazımdı. Allah yanına ilgili bir kez daha söylüyorum. Bizim açıklamamız değil de yani Acun Ilıcalı'nın açıklaması ya da Hal City'nin açıklaması bence daha doğrusu. Bir de bir bayrak olayı var. Türk bayrağı asmışlar, şanlı Türk bayrağımızı. Bence İngiliz bayrağı da asılmalıydı oraya. Çünkü İngiltere topraklarındaki bir takım alıyorsun. Aynısı bizim ülkede olsa o kulübü yıkarlar. Mesut Özil riske edilmeyecek diyor. Biliyorsunuz belindeki ağrılar vardı. Antalya'ya gitmemişti. İstanbul'da tedavisi uygulandı ve evinde dinleniyor. Ağrılar büyük ölçüde azalmış. Ve çarşambadan itibaren tek başına yani bireysel çalışmalara başlayacağı bekleniliyor. Mesut'un e, kolay kolay risk edileceğini zannetmiyorum. 12 Şubat'ta Giresun'la deplasmada oynanacak maçta ancak dönebilir diyor ama eğer bu beldeki olay doğruysa Giresun'un bir geçe geçer. Belki 3-4 maç birden kaçırır. Ve flash haber Kim Minji'nin menajeri İstanbul'da. Kim Minji'ye teklif var. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Minji'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler gelmeye başladım haber globalden Sercan Hamzoğlu'nun özel haberi. Haberin tamamını okumak için arkadaşlar, e, haber global sitesini ziyaret edebilirsiniz. Etik olarak da doğru olmaz benim burada haberin tamamını okumam. E, ben şunu söyleyeyim. Şimdi sezon başında güzel bir paraya güzel bir paraya Fenerbahçe transfer etti. Yani 25 yaşında ve büyük kulüpler Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başlamış. Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında diyor ee, Kim Min-ji için. Yani radarında diyor. Onu söyleyeyim. Başkan. Ee, başka başka başka. başka. <laughs> Şimdi Kim Min menajeri İstanbul'a gelmiş. Sanırım anladığım kadarıyla. 3 milyon euroya alındı. Gidecek. Ha İstanbul'a geliyormuş pardon. Teklifleri değerlendirmek için birebir görüşme yapılacak diyor. Bakın kolay kolay şu dönemde bir tek, ya, futbolcunun menajeri İstanbul'a gelmez. Geliyorsa bence e, ciddinin ötesinde teklifler vardır. Ciddinin ötesinde teklifler vardır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani ciddiyinin ötesinde teklifler vardır. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Ama şu bir gerçek. İsmail Kartal Kim Minji'yi şu, şu zamanda göndermez. Ta ki 20-25 milyon euroya kadar. İsmail Kartal'ın Everton'dan e, iki ismi istediği iddiaları var. Dur. Birisi Jean-Philippe Gbamin. Ve Leicester'da oynayan... <laughs> Leicester'da oynayan Nempoy <laughs> Mendy'nin takıma kazandırılmasını istediğine dair dış basın odaklı ama iç basından dışarıya servis edilen haberler bunlar. Gbamin Everton'dan ön libero 26 yaşındaki. Biz bununla daha önce de ilgilendik bu sezonun içerisinde bir yerde ama şu an zannetmiyorum takımda ön libero bolluğu var. Ne Gbamin'i ne de Mendy'yi beklemiyorum ben Ha sezon sonuna sözleşmesi bitiyor olur Gıbami'nin Değil de hani bitmiyor da Derim ki Az önce söyledim ya hani Vizyon Vizyon budur Sözleşme sezon sonu bitecek olur Sen dersin ki arkadaş hiçbir yere gitme Bak bizde işte Löv geldi Mesut Özil var falan filan Biz seninle bir kadro kuracağız dersin Okey olur Ama 2024'e kadar sözleşmesi var Ben iki futbolcuyu da Yalanlıyorum açıkçası haberiniz olsun. Bir tweet attım da Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar köye geldik bayağı hastayım. Attığım tweet'te şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Sinan Bolat ve İbrahim Darre'nin menajerine büyük bir alkış. Her ikisi de çok doğru şekilde hareket edip oyuncularını büyük yerlere gönderme çabasındalar. Ancak sonuç hep aynı yazdım. Anlayan arkadaşlarımız anlamışlar. Orada oh be rahatladım falan yazanlar olmuş. Rahatlayın. Şimdi Pesic, Allahınız varsa beni bırakın Fenerbahçe'ye gideyim demiş. Allahınız varsa'yı ben ekledim. Yani öyle bir şey dememiş. Sportututspelik Ahmet Çalık sezonu kara e gösterdiği performans, adından söz ettiren Alexander Pesic, Fenerbahçe'nin adını alıyordu ve Fenerbahçe resti geldi. Şimdi gol krallığında zirvede. Fenerbahçe ile adı anılıyor ve henüz bir açıklama gelmedi. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hal City'ye gitmeyeceğini, İstanbul'da kalacağını açıklamıştı. Pesic Fenerbahçe forma gizsini giymek istiyor ve kulübüne resit çekti. Salın Hacıvert'te yönetim 3,5 milyon euro nedeniyle görüşmeleri askıya aldı. Yani 3,5 milyon euro nedeniyle görüşmeleri askıya aldı. Sırp Porvet'in bırakın Fenerbahçe'ye gideyim ifadesi kullanıldığı öğrenilmiş. Bu talebin ardından Karagümrük nasıl bir cevap verecek demiş. Ya bunlar şimdi şöyle söyleyeyim size. Diyorlar ki ulan Mustafa Hoca bu herif kolay kolay şey yapmıyor. Yani atıp tutacak bir adam değil. Bu adam biraz kendinden emin konuşuyor. <laughs> bir şey vardır illaki ya. Biz hani kapıyı açık bırakalım da olur olmaz diyor bence. Bence de kapıyı açık bırakın. Çünkü Fenerbahçe kimseyi alamasa kimi alacak? Tabii ki de. Yıldız Dolcu. Bu arada Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu, hocamız Hamza Hamzoğlu, Burak Kapaca çok istiyor. Ee, büyük bir ihtimalle bir buçuk yıllığına kiralayacağız. Bir iki gün içinde bu transfer netleşir demiş. Vallahi keşke. Oynama garantisiyle keşke kiralasanız. Şu var. Ee, ben zannetmiyorum ama. Yani gideceğini zannetmiyorum ama. Yani Keşke kiralayabilsek. Oynama garantisi de. Yani Çaykur Rize olur, başka takım olur. Ee, X olur, Y olur, Z olur. Takımın ismi fark etmez. Yani cismi fark etmez. Ama e, keşke olsa. Yani keşke olsa. Çünkü Burak Kapacak, Çağatay Kuru Kalıp, Muhammed Gümüşkaya. Biz bu isimleri yer onar dakika dahi değerlendiremeyeceksek değerlenecekleri yerlere gitmesi lazım. Mesela Yunus Akgün bak. Galatasaray mesela hazine buldu. Ama eminim Yunus günü de seneye değerlendiremeyecekler belki. Kaç doğumlu? 2000 doğumlu bak. Düşünün 2000 doğumlu Yunus gün. Yani 2000 doğumlu olduğu için önümüzdeki sene mecburi ilk 11'de oynatabilir mesela. Bir tane zorunluluk var. 2000 ve doğumlu bir kişi oynatma zorunluluğu. Ama Galatasaray sağ açık, sol açık gibi bir mevkide Yunus günü kullanır mı? Orasını siz bileceksiniz. Ben buna kızıyorum bak. 24 maç 8 gol 12 asist yapmış Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda. Daha ne olacak ya? Daha ne olacak ya? Adam hayvan gibi şey yapmış, istatistik yapmış. Ya kusura bakmayın yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum ama. Bir de 6 Eylül 2021'de gitmiş. Yani sezon başı başladıktan sonra gitmiş sezon. Çok ilginç ya. Ve Galatasaray'ı yıkan isim oldu bir nevi. Eee bakalım neler olacak. Fenerbahçe açısından da düşünüyorum. Muhammed'in falan filan oynaması lazım ama bakalım. Bu arada Sinan Bolat'la ilgili Gent CEO'su Michael Luvayci demiş ki Sinan Bolat takımdan ayrılmayacak. Sinan Bolat'ın belinde kayma varmış. Yok Sinan Bolat Bolat'ın şeyi varmış. Sinan Bolat Fenerbahçe'nin teklifini nazikçe reddetmiş. Öyle söyleyelim. E ne olacak bunlar duyumcu oluyor işte. Bunları verenler, Fenerbahçe yönetimini topa tutanlar, taraftarın önüne atanlar kahraman oluyor. Mustafa Hoca ağzını açtı mıydı? <laughs> diyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Bir de sürpriz bir gelişme var ama. Bak bir kez daha söyleyeyim. Siz diğer videoda anlamamışsınızdır. Belki de Forvet için görüştüğümüz isim hiç adı sana duyulmamış bir isimdir. Şapkadan birdenbire tavşan çıkacaktır. Ha, üyeler biliyordur da aboneler bilmiyordur. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Videomuza lütfen bir beğeni çok görmeyin. Yorumlarla destekleyin videolarımızı. Çünkü yorum ne kadar çok olursa tanıtım o kadar yüksek oluyor. Tabi e, aynı yorumu da defalarca atmayın. Başka bir şeyler yazabilirsiniz. Size bırakıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar kanalda olduğunuz için. E, bana katlandığınız için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. 1907.